Sezi Kafe'nin sunduğu Yüzüklerin Efendisi'nin yeni bölümü şimdi başlıyor. Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba. Pardon. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Patron deyince hiç yadırgamadı yalnız. Bir de artistik yapıyor bana patron deme diye. CEO diyeceksiniz. Tamam. CEO reis. Merhaba sevgili Legendarium Türkiye izleyicileri. Bir günde beni tek başıma bıraksanız ya böyle alkışlarken. Aa, harbiden bir dahakine yapalım. Niye aklınıza getiriyorsam. Evet. O zaman bölümümüze başlıyoruz. Bu bölümde yine güzel bir farkımız var. Çünkü kahveleri biten arkadaşlar varmış. Öyle yazıyorlardı evet. Yorumlara yazdılar. Ne zaman sponsor oluyor Sezi Kafe? Kahvelerimiz bitti. Stokları yenilemenin zamanı geldi diye. Zafer abi senin de bitti mi? Az kaldı. Sonuncuyu içiyorum şu an. Son parça. Yine Legendarium Türkiye izleyicilerine özel Sezi Kafe'nin muhteşem kahvelerinden ve yeni üretimleri olan çikolatalarından alabilmek için %10 indirim kodu tanımladılar. LEG10 koduyla bir hafta geçerli. Yine aşağıya kodu bırakacağım ancak. Geçen sefer sen çikolatayı yanlış tanıtmışsın. Yanlış tanıtmadım. Çikolata mı çikolata yani? Benim için önemli olan orada baskın olan kelime çikolata kısmı. Tadından başım döndü abi. O yüzden. Evet. Bak yutkundum yine. Canım çekti. O kadar güzeldi ki. Sen yedin mi? Yedim. Nasıl? Gayet güzel. Sen yedin mi? Bana kalmadı. Sana yok. Seninki bana, ben yedim. Ben niye yemedim hakikaten? Ya üçünden iki tanesini ben yedim. Bir Zafer abiye. Sen vay yedin sen de olur. Bize geldiğinde vereyim ben tamam, sana. Var biraz. Ne kadar var? Var işte 3-4. Bana kadar. Ben ne Zafer abiye hiç kadar. Hiç yememiş patron. Neyse. Oğlum. Sen de kodu kullanarak indirimli satın al lütfen. Vay arkadaş. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz artık Sezi Kafe çikolatalar da üretiyor. Bunlara Bean to Bar deniyor. Yani kakao çekirdekleri kavruluyor ve işlenerek çikolata barına dönüştürülüyor. Tıpkı kahve çekirdeklerinde olduğu gibi kakao çekirdeklerinde kendilerine has tatları bulunuyor. Ekstra bir aroma katkısı içermiyorlar. Yani bizim böyle marketten aldığımız çikolatalar gibi değiller. Yeni bir şey öğrendim gerçekten bugün. Ben de yeni bir şey öğrendim. Gerçekten özelliği buymuş abi. İlk çikolatalara benziyor bunlar. İlk, en başta yapılan çikolata. Has çikolata. Evet. Onlar çok daha az şekerli, çok daha sert, acımtırak şeyler. O şeker, süt eklenmesi falan daha sonradan bir tatlıya dönüşüyor çikolata. Hmm. Önceden kakaonun ezilmesi, yağının çıkarılması ya da kavrulmasıyla elde ediliyor çikolatalar. Ve o yüzden de marketten aldığın aşırı tatlandırılmış çikolatalar gibi değil. Yani bu çok daha şey böyle çikolatanın özüne yakın bir şey tat. Yani ben denedim, şahane tatları var. Zafer abi denedi. Cem'e sormayın. Onunkini de ben yedim. Ama güzel. Onu yerine de söyleyeyim. Tamam. Bir dahakine sen de yersin. Belki. Bir parça veririm. Belki. Tamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne yapacaksın? Sezi Kafe'nin sitesine gidip LEG10 koduyla %10 indirimli çikolatalarını satın alacaksın. İki tane de bana al. Tamam. Ben girer alırım. Parayı sen ödersin. İlla bana bir şey ödetiyor. Durum bu arkadaşlar. Kahve stokları yenilensin. Çikolata stokları yenilensin. LEG10 koduyla bir hafta geçerli. İndirim kuponunuz hazır. Aşağıda açıklamaya detayları bırakıyor olacağım. Sezi Kafe'ye tekrar destekleri için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. O zaman bölüme başlıyoruz. Geçen bölüm tabii ki yüzüğü hükümdandan aşağı atınca bir rahatlık geldi. Bir gevşedik, yükü attık omuzlarımızdan. Güzel bir uyku çektik. Aynen, Sauron tokatlandı. Mal gibi kaldı yalnız öyle. Aynen, kurudu kaldı gerçekten. Sauron'u bile tuzağa düşürebiliyorsun bak. Kibir gözü kör edermiş. Öyle. Bu hafta artık bu rahatlıkla Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Birkaç arkadaş şöyle şeyler yazmış. Sadece filmi izleyenler bu bölümden sonra anlatacaklardan epey bir haberler, şaşıracaklar falan diye. Çünkü bayağı farklılık var buradan sonra. Çünkü filmin tap noktası zaten yüzüğün atılmasıydı. Yokmuş. Asıl mevzu şimdiden sonra onlar için başlıyor. Güzel bölümler olacak. Bakalım nasıl ilerleyecek hikaye. Yüzüklerin Efendisi serimizde Kralın Dönüşü kitabında ikinci kitabın 4. bölümündeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Kormalen Kırları. Ne demek abi bu hakikaten? Kor yüzük demek Sindarince. Mallen de altın demek. Yani altın yüzük, altın çember. Hani yüzükten halkadan altın halka çayırları gibi bir anlamı var. Coğrafi olarak da bir yer değil coğrafi mi abi? Coğrafi olarak da İtilen bölgesinde zaten. Anduin kıyısında. Henet Anlu'nun biraz daha güneyine doğru bir bölgede. Hı-hı. Yani Karakapı'dan çok uzakta bir yer değil ama İtilen bölgesinde. Hatta şeye yakın. Frodo, Sam, Gollum giderken füllerle ve Faramir'le karşılaştıkları bölgeye yakın ama o doğu tarafındaydı Anduin'in. Bunlar batı tarafındaki kırlardı. Hmm. Göster bakayım haritada Cem. Gondor merkez. Orada
Gondor'un neresinde ne yapıyor? Gondor, Osgiliath. Osgiliath'ı geç, yukarı doğru çıkıyorsun, kuzeye doğru. Tamam vallahi bildim. Ya. Dağların değil mi? Ya, dağların değil. Arkadaş hakikaten bende coğrafya sıfır ya. Evet. Yemin ediyorum. Evet abi, şimdi buyurun. En son bıraktığımızda kralın dönüşü bölümünde yüzük Gollum'la beraber kıyamet çatlaklarına düşünce Frodo'yla Sam, Samat Naor'dan çıkıp çevrelerini bir lav örgüsü sarmış küçük bir adacığın üstünde öylece kalmışlardı lavların ortasında. Burada tekrar Kara Kapı Savaşı'na geri dönüyoruz. Tepeler boyunca bütün Mordor orduları gazaba gelmişti. Batı'nın komutanları bir deniz tarafından yutuluyor gibi. Çünkü o kadar kalabalık ve coşkulu bir şekilde saldırıyor ki Sauron'un orduları üstlerine kapaklanıyormuş gibi bir askeri saldırı var. Güneş al al parlıyor ve Nazgül'ün kanatları altında da kapkara bir gölge oluşuyor bütün bunlar olurken. Aragorn bir yükseltinin orada ordusunu kontrol ederken heykelden birisiymiş gibi duruyor. Gayet sert, gayet vahşi bir edasıyla ama tamamen sessiz. Sanki geçmiş ya da çok uzaklarda bir yerlere bakıyormuş gibi uzaklara bakıyor sessiz ve sakin bir şekilde. Yalnız akşam ilerleyip gece oldukça gözlerindeki pırıltı daha da bir keskinleşip parlaklaşmaya başlıyor. Gandalf o sırada Aragorn'un yakınlarında bir yerde tamamen bembeyaz saçı sakalı kıyafeti ve o karanlıkta bile kıyafeti parlıyor ve burada özel olarak belirtilmiş üstüne hiçbir gölge düşmüyor. Yani üstüne Nazgül de geçse onun gölgesi Gandalf'ın üstüne düşmüyor. Öyle ihtişamlı duruyor. Mordor'un ucu gitgide kabarıyor böyle denizin sesi gibi gürlemelerle, silah sesleriyle bir dalga gibi üzerlerine patlıyor. Böyle sanki gözlerine bir görü bahşedilmiş gibi bir anda Gandalf'ın gözlerinin açıldığını, parladığını ve hala güneşin iyi kötü aydınlığının olduğu taraftan kuzeye doğru kafasını kaldırıp baktığını görüyor çevredekiler. Sonra ellerini kaldırıyor ve bütün o gürültü, şamata, savaş naraları falan hepsini bastıran bir sesle şey diye bağırıyor. Kartallar, kartallar geliyor diye bağırıyor. Tabii o öyle bağırınca bütün sesleri susturunca askerler de kuzeye dönüp bakıyor ve askerler de büyük bir coşkuyla kartallar geliyor falan diye savaş naraları atmaya başlıyorlar. Tabii ki Sauron'un ordusu, orklar falan da ulan ne oluyor falan diye bir şaşırıp bir an duraklıyorlar ve kuzeye doğru bakıyorlar. Bunun ne gibi bir işe yarayacağını, onları neden mutlu ettiğini çok anlamıyorlar ilk başta. Orklar hani kartallar geliyor ama ne işe yarayacak bunların diye. Gelen kartallar da yer hükümdarı Gwaihir ve kuzey kartallarının en büyüğü olan Thorondor'un torunlarının en kudretlisi ve en eski çağların birinde, birinci çağda Gondor'u çevreleyen kuşatan dağlarda yuvasını yapmış olan Landrovalı'la kardeşler Gwaihir ve Thorondor denilen kartal da bunun dedeleri aslında. Yani ilk bizim birinci çağda tanıdığımız büyük kartal. Şöyle bir durum var. Thorondor, Landroval ve Gwaihir ta birinci çağda Beren ve Lúthien'i Akbank'tan kurtarıp getiren kartallar. Yani bunlar birinci çağda yaşayan kartallar. Tabi burada Thorondor yok. Thorondor'dan birinci çağdan sonra bahsedilmiyor. Öldü mü yoksa Valinor'a gitti, yerleşti mi falan onu bilmiyoruz. Thorondor'dan bir daha bahsedilmiyor. Manwë'nin kartalları olsun. Manwë'nin kartalları. Evet, ölümsüz bunlar. Evet, ölümsüz bunlar. Bunlar tabii birinci çağdan kalma kartallar yani. Böyle gerilerde de uzun sıralar halinde kartal sürüsü geliyor. Onlara burada Landroval'la Gwaihir'in kulları diyor. Ve aniden böyle korkunç bir hızla dalış yapıyorlar. İlk başta Nazgül'ün üstüne çullanıyorlar. Nazgül ama müthiş bir kıvrak manevrayla dönüyor ve çağrı hissettiği Barad-dûr'a doğru ok gibi gidiyor. Çok hızlı bir şekilde ve bu gülen, kahkaha atan, artık savaşı kesin kazandık diyen ork ordusu, troll ordusu falan bir şaşkınlığa uğramış, donmuş gibi. Çünkü onları yönlendiren, onlara amaçlarını veren zihin Sauron'un zihni. Sauron bütün dikkatini yüzüğe çevirince, Samat Naur mağaralarına çevirince bunlar bir anda aptallaşıp kalıyorlar. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir dağınıklıkları var, bir gariplikleri var. Kendilerini toparlayamıyorlar. Bir sersem sepelek duruma geçiyorlar. Bunun üzerine tabi Aragorn ve ordusu affetmiyor bunu. Yüksek bir sesle hücum emri veriyor Aragorn ve oradan da Gondor'un silahşörleri, Rohan süvarileri, Kuzeyli Dunedain mızraklar ve atlarla o dağılmaya başlamış, aklı karışmış ordunun ortasından geçiyorlar ve çok büyük bir zayiat veriyorlar orduya. Bayağı ezip öbür tarafa doğru geçiyorlar. Gandalf o sırada bu ilk hücumdan sonra kollarını kaldırıyor. Gene bütün herkesin duyabileceği o gürültüde bir kudret sesle dayan
Kuzeyden'in batının insanları hüküm saati geldi diye bağırıyor. Ve tam Gandalf konuşurken ayaklarının altındaki toprağın titrediğini hissediyor. Böyle bir sarsıntı oluyor toprakta. Sonra kara kapının yukarısında artmakta olan engin bir karanlık oluştuğunu ve böyle havanın sıçrayıp gökyüzüne doğru o karanlığın fırladığını hissediyor. Ve aynı zamanda da o karanlığın içinden kara kapının üstündeki yerlerin falan alev aldığını görüyor. Bununla beraber de diş kuleleri sallanıyor ve toz olup parçalanıyor. Kara kapı paramparça oluyor. Bir anda bütün o ihtişamlı, muhteşem, inanılmaz büyüklükteki, irilikteki kapı da toz oluyor. Öyle savruluyor gidiyor yani. Bir bombayla patlatılmış gibi bir durum var. Ve Gandalf şey diyor, gene milletin duyacağı şekilde. Sauron'un krallığı son buldu. Yüzük taşıyıcısı görevini başarıyla tamamladı. Komutanlar Mordor ülkesinin güneyine doğru bakarken onlara öyle geldi ki sanki bütün kasvetinin o karanlığın içinde bir tane el böyle bütün kiniyle, hıncıyla onların bütün ordusunu birden avuçlayıp boğacakmış gibi üstlerine geliyor. Bir el sıkıştıracak gibi tehditkar bir kol uzanıyor. Korkunç ama aciz olduğu belli oluyor. Çünkü kuzeyden gelen rüzgarla çok çabuk bir şekilde o kol havaya karışıyor, dağılıyor, gidiyor. Yani son bir uzanış hırsla. Son bir hırs Sauron'un uzanışı. Sonra da şey oluyor böyle bir sessizlik çöküyor. Yani orklardan falan da ses çıkmıyor. Ordudan da bir ses çıkmıyor. Komutanlar tabii o toz, duman her şey birbirine girmiş. O kadar çok etrafta toz falan var ki başlarını önleyip gözlerini koruyorlar bir süre. Çünkü şeye bakamıyorlar rüzgardan. Biraz o rüzgar azalıp da kafalarını kaldırdıklarında düşmanın kaçmaya başladığını fark ediyorlar. Ki inanılmaz sayısal bir üstünlükleri olmasına rağmen. Mordor'un gücü rüzgardaki toz gibi dağılıyor diye tarif ediyor Tolkien bunu. Ve şey diyor, nasıl diyor karıncalar kraliçelerini kaybedince amaçlarını yitirmiş bir şekilde yuvalarından dağılıp sağa sola gidip ölümü seçiyorlarsa aynı ork, troller ve devler de o şekilde Sauron'un düşünce hakimiyetinden kurtuldukları için aptallaşmış gibi sağa sola falan kaçmaya başlıyorlar. Hatta komutanlar şeyi görüyor. Kimileri kendini bıçaklıyor. Kimileri açılmış o depremden dolayı oluşmuş yarların içine kendini atıyor. Kimileri sağa sola kaçmaya çalışıyor. Gölgelere gitmeye çalışıyorlar. Birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Tamamen bir kargaşa ve kendi içlerine dönük bir şiddete falan dönüşüyor bütün ordu. Sadece Doğulular, Haratlılar, Runlular ve Güneyliler yani Sauron'un askerleri arasında bulunan insanlar çok daha iyi, aklı başında ve kendi iradeleri olduğu için ve batıdan nefret ettikleri için geleneksel olarak onların bir kısmı kendi aralarında hala bir savunma oluşturmaya çalışıyorlar, dağılmamaya çalışıyorlar. Onlar bir direnç göstermeye çalışıyor. Gene de insanların yani Doğuluların, Güneylilerin bu çabasının yanında kendi vatanlarına doğru ya da Mordor'a doğru koşarak uzaklaşan insanlar da var. Hani bir kısmı da gene de dağılmış oluyor. Belli bir kısmı toparlanmış olsa bile. Sonra Gandalf Aragorn'a diyor ki ben savaştan çekiliyorum. Komutanlık sana çünkü Gandalf'ı komutan seçmişlerdi bu savaş için. Komutanlık şeyini sana bırakıyorum diyor. Başkomutan sensin. Benim ilgilenmem gereken başka bir şey var. Ve Yel Hükümdarı Gwaihir'in yanına gidiyor. Onu çağırıyor. Yel Hükümdarı Gwaihir geliyor yanında. Şey diyor Gandalf. İki kez taşıdın beni dostum Gwaihir. Eğer kabul edersen üçüncüsü hepsine değecek. Beni eski yaşamımın yanıp bitmiş olduğu Zirakzigil'den taşıdığın zamankinden daha ağır bulmayacaksın. Şimdi burada özellikle belirtiliyor iki kere taşıdın beni diyor. Yani Hobbit'te taşıyan kartallar bunlar değil, Gwaihir değil. Hobbit'te taşımış olsa 3 olacak. Çünkü bu Gwaihir onu bir Ortanç Kulesi'nden kurtarıyor. Bir de Balrog'la savaşında öldüğünde bedenini Lorien'e götüren. Yani iki kere diye burada özellikle belirtmiş. Gwaihir değil Hobbit'teki kartal. O başka bir kartal. Seni taşırım diye cevap veriyor Gwaihir. Nereye istersen hem de diyor taştan bile olsan o ağırlıkta bile olsan seni istediğin yere götürür. O halde diyor gel kardeşin de bizimle gelsin. Landroval da bizimle gelsin. Bir de diyor en hızlılarından birkaç kartal daha çağır. Çok hızlı bir şekilde gideceğimiz. Çünkü diyor bütün rüzgarlardan daha büyük bir hıza ihtiyacımız var. Nazgül'ün kanatlarının boy ölçüşemeyeceği bir hıza. Nazgül'den evvel gitmemiz gerekiyor gideceğimiz yere. Nazgül'ler de F-16 gibi. Tabii bunlar da çok hızlılar. Şey diyor kuzey rüzgarı esiyor ama onu geçeriz diyor. Ve Gwaihir Gandalf'ı kaldırarak güneye doğru hızlanıyor. Onun yanında Landroval var ve bir de hızlı Menaldor uçuyor. Şöyle diyeyim, Thorondor bunların en büyük atası zaten. O burada değil. Birinci çağdan sonra gözükmüyor. Gwaihir rüzgar, Hir de efendi, lord anlamına geliyor. Gwaihir rüzgarın efendisi anlamında. Landroval da land geniş demek. Alan, bölge demek. Raval da kanat demek. Bu da geniş kanat anlamına geliyor Landroval. Menaldor da menel
gökler demek, gökyüzü demek. Dar da gene tar ekinden kral, efendi, lord anlamına geliyor. Göklerin efendisi anlamına geliyor. Her birinin adı da ihtişamlı. Ha, yani şey değil. Boş adlar değil. Udunu ve Gorgoroth'un üzerinden ok gibi geçiyorlar ve altlarındaki toprakların harap ve kargaşa içinde olduğunu görüyorlar. O taraflara koşan orklar var, deprem oluyor sürekli, yerler oynuyor, tozlar kalkıyor, çatlaklar açılıyor falan. Hükümdağı da alev alev böyle ateş püskürüyor. Onu da fark ediyorlar uzakta böyle. Ve o sırada tekrar hikaye anlatıcı Tolkien Frodo'yla Sam'in yanına dönüyor. Daha yeni Gollum'la birlikte yüzük yok olmuş. Ateş daha yeniden laf püskürtmeye başlamış. Frodo diyor ki burada yanımda olduğun için çok mutluyum Sam diyor. Burada her şeyin sonunda beraberiz. Sam de evet diyor, seninle birlikteyim bey diyor. Frodo'nun yaralı elini alıyor göğsüne koyuyor böyle. Ve diyor sen de benimle birliktesin. Yolculuğumuz da bitti. Fakat bu kadar yolu geldikten sonra diyor henüz diyor pes etmek istemiyorum ben. Bu bana yakışmaz gibi geliyor. Frodo da belki de diyor yakışmıyordur Sam, haklısındır. Fakat dünyada böyle bir şeydir işte diyor. Ümitler boşa çıkıyor. Son geliyor. Artık bekleyecek az bir vaktimiz kaldı ölmek için. Harabenin ve çöküşün içinde kaybolduk ve hiçbir kaçış yolumuz da yok. Sam de evet de beyim diyor. En azından diyor bu tehlikeli mağaradan çıkalım. Bu dağın içinde ölmeyelim. Bu dağdan gidebildiğimiz kadar gidelim. Orada açık havada ölelim hiç olmasa. Madem diyor bunu diyor çok istiyorsun sen. Ben de diyor elimden geldiğince sana uyacağım. Hadi çıkalım mağaradan. Destek oluyorlar birbirlerine. Samat Naor'dan, ateş odalarından çıkıyorlar. Biraz ilerlemeye çalışıyor. Ama o sırada dağın o en ucunda ateş püskürten kraterinin yarısı çatlayıp fışkırıyor lavlarla beraber ve kendi taraflarına doğru lav akmaya başlıyor. Bunlar mağaralardan çıkıp çok az ilerledikten sonra son bir Curuf adası var. Onun tepesindeler, çevresinden de artık lavlar akmaya başlıyor. O da çok fazla dayanamayacak çünkü lavlar o yükseltiyi de eritecek, onu biliyorlar. Yan yana uzanıyorlar sırt üstü, ölmeyi bekliyorlar. Deprem sürekli hala oluyor. Deprem demeyelim, bu aslında büyüyle alakalı, büyüyle tutturulmuş yapıların çözülmesiyle alakalı bir durum. Oraların bütün kudreti neredeyse Sauron'un büyüsüyle yapıldığı için, Sauron yok olduğu için coğrafi yapı da büyüleri bozuluyor ve kırılmalar falan oluyor. O dağın sarsıntısı, toprağın sarsıntısı falan devam ediyor. Ve koca koca yarıklar falan oluşuyor. Belki de o yarıkların oluşması sayesinde bunlar belli bir süre adada korunaklı kalıyorlar. Bütün laf bunlara doğru gelmiyor. Yarıklardan aşağı falan da akıyor. Ve biraz da şanslarına, normalde hayatta kalamayacakları kadar uzun bir süre hayatta kalabiliyorlar o şekilde. Sam hala beynin elini tutmakta ve elini okşuyor. Yaralı çünkü bir parmağı yok. Ama diyor ne biçim bir öykünün içindeydik değil mi Bay Frodo diyor. Yani acayip bir öykü yaşadık değil mi? Keşke diyor bu öyküyü anlatırken diyor biz de dinleyebilseydik. Çünkü diyor bir gün bir efsaneci, bir anlatıcı bu öykünün şarkısını yapacak, efsanesini yapacak ve şey diyecek diyor. Dokuz parmaklı Frodo ile hüküm yüzüğünün öyküsü var diyecek. Ben onu yaptım diyecek. O zaman diyor herkes susacak diyor. Tıpkı Yarma Vadide, Ayrık Vadide bize tek elli Beren ile Büyük Taş'tan söz ettiklerinde bizim yaptığımız gibi pür dikkat diyor bizi dinleyecekler o sırada. Keşke ben de dinleyebilseydim. Sonra bizim bölümümüz bittikten sonra öykü nasıl devam ediyor onu da merak ediyorum. Yani biz öldükten sonra neler değişti, ne oldu onu da merak ediyorum. Sonuna kadar böyle korkuyu uzak tutabilmek için birbirlerine sokuluyorlar. Bir şeylerden bahsetmeye çalışıyorlar falan. Gözleri de kuzeye doğru kayıyor bakıyor gökyüzüne. Çünkü oradan temiz hava geliyor. Karanlık değil. Bulutlar gitgide daha güneye ve doğuya doğru ilerledikleri için karanlıklar. Sonunda kartallar gelirken ilk başta Gwaihir en yükseklerden ileride böyle küçücük karaltılar şeklinde Frodo ile Sam'i görüyor. Ama henüz Sam ile Frodo kartalları göremiyorlar. Çok uzaktalar. Ve şey yaparken oraya doğru giderken öyle bir laf püskürmesi falan oluyor ki uçaklarda hani piste inmeden önce tur atarlar ya uygun zaman. Oraya geldiğinde inanılmaz bir manevrayla bir halka çiziyor kartal. Böyle, lavların külleri falan aşağı inince bu sefer Sam ile Frodo'nun yanına doğru pike yapıyorlar. Ama Sam ile Frodo artık sıcaktan, terden, yorgunluktan, artık öleceklerini düşündüklerinden falan sırt üstü birbirlerinin ellerini tutmuş yatıyorlar. Ölmeyi bekliyorlar yani o kayanın üstünde. Ve gökleri süpürerek Gwaihir, Landroval ve Meneldor aşağı doğru iniyor. Bunları alıyorlar ama onlar bir karanlığın içinde kendileri farkında değiller. Ve yükselip tekrar kuzeye doğru dönüyorlar. Sonra Sam uyanıyor.
uyandığında yumuşak ve temiz bir yatakta yattığını fark ediyor. Üstünde de kayın dalları sallanıyor. Bir ormandaki, bir ağacın altındaki tertemiz bir yatakta, çok da rahat, mis gibi falan. Üstünde kayın yaprakları falan var. Ve şey diyor, bu kokuyu diyor, bu tatlı kokuyu hatırlıyorum diyor. Kayın yaprakları, içilen rahiyası bu diyor. İçilen de kokladığımız şey. Hayır olsun inşallah diyor. Öldüm falan diye düşünüyor. Sen bu yani. Ne kadar zamandır uyuyordum acaba diyor. Koku onu o güneşli tepe altındaki minik ateş yakmıştı ya, incecik dumanı olan. Oraya götürmüş. Çünkü orada itilendeydiler zaten. Ve bir an içinde böyle arada olanların hepsinin uyur uyanık bir kabus olduğunu falan düşünüyor. Ulan diyor, çok kötü bir rüya gördüm. Uyandığım o kadar memnunum ki. Neler neler yaşadık rüyamızda yani. Tam bir kabustu falan. Doğrulup oturunca yandaki yatakta Frodo'nun yattığını fark ediyor bu sefer. Frodo bir eli ensesinde, bir eli de yorganın üstünde böyle, ama yorganın üstündeki elinde bir parmağı yok. Onu görünce hafızası tekrar yerine geliyor. Diyor ki kabus değilmiş, biz bunları gerçekten yaşamışız. Efendinin parmağı kopuk. Rüya değilmiş diyor. Neredeyiz biz acaba diyor. Peki hani rüya değildi, biz neredeyiz şimdi? Yavaşça arkasından bir ses konuşuyor. Babacan bir ses, böyle tok bir ses. İtilen topraklarında ve kralın himayesinde. Üstelik kral da sizi bekliyor diyor. O ses böyle çok iyi niyetli bir ses. Bu sözle birlikte böyle beyazlara bürünmüş. Sakalları, saçı, her şeyiyle bembeyaz ve güneş gibi parlayan, katışıksız kar gibi Gandalf önüne dikiliyor. Diyor efendi Samwise, kendinizi nasıl hissediyorsunuz acaba? Sam sırt üstü düşüyor böyle. Uzanıyor tekrar yatağa. Kesin ağzı yazık. Bir karış açık. Ve delilik ile büyük bir neşe arasında gidiyor, geliyor kafa yani. Cevap veremiyor bir süre. Sonunda nefesini tutuyor, bir nefes alıyor. Diyor ki Gandalf, seni öldü sanıyordum. Ama diyor, gerçi ben kendimi de öldü sanıyordum. Ya adamım sen ya. Yani. Bütün üzüntü şeylerin aslı olmadığı mı ortaya çıkıyor bu durumda diyor. Dünyaya neler oldu? Aksakallı dede de gelmiş. Gandalf diyor ki büyük bir gölge gitti. İlk başta bunu söylüyor. Böyle karşılıklı bakışıyorlar. Sonra Gandalf çok neşeli bir kahkaha atmaya başlıyor. Sam'e bakarak. Ve Sam şey diyor. Hayatımda duyduğum en güzel müziği duyuyormuşum gibi hissettim diyor. Gandalf'ın kahkahasını. Böyle susuzluktan kurumuş toprakların üstüne düşen bir yağmur su gibi. O kadar lezzetli geldi kahkaha. O kadar uzun zamandır bir kahkaha sesi duymamış ki. Kahkaha diyor mutluluğun saf bir sesidir. Biz onu duymayalı yıllar geçti herhalde. İlk kez hayatımda bu kadar lezzetli bir ses duyuyorum. Ya bana laf edenler şuraya yok. Yoksun da utansınlar. Evet ya. Bence de. Filmin kahkahana değil mi? Aynen. Kendisi gözyaşlarına boğuluyor tabii sevinçten. Bir süre ağlıyor. Sonra böyle nasıl tatlı bir yağmur bahar yelini geçirir de güneş böyle yeniden üstüne vurur, pırır pırır olur. Buharlaşmaya başlar toprak. Böyle içinde biriktirdiği kahkaha dışarı çıkmaya başlıyor. Gandalf'la beraber gülüyorlar. Sen biraz burnunu çekiyor, biraz kahkaha atıyor böyle. Gülüyor, ağlıyor, çok neşeleniyor. Sonra diyor ki kendimi nasıl mı hissediyorum Gandalf'a? Nasıl anlatacağımı da diyor tam bilmiyorum. Bilmiyorum diyor kendimi nasıl hissettiğimi. Öyle bir his var ki diyor içimde, kendimi kıştan sonra gelen bahar gibi hissediyorum. Yapraklar üzerindeki güneş gibi hissediyorum. Sonra borazanlar, harplar ve bugüne kadar duyduğum bütün şarkılar gibi hissediyorum. Durarak beyine doğru dönüyor, Frodo'ya doğru dönüyor. Ama Bey Frodo nasıl oldu ki diyor. Elini olanlar ne kötü değil mi Gandalf? Başka bir şey olmasa bari. Çok zorlu zamanlar geçirdi. Üzülüyor Frodo'ya da. Ama Frodo neşeli bir şekilde gözlerini açıp şey diyor. Evet, başka bir şeyim yok diyor Sam'e. Ve oturuyor. Gülüyor Sam'de. Seni beklerken uyuyakaldım uykucu diyor. Öğlen oldu hala uyuyorsun. Ben sabah erkenden kalktım, bir çevreyi dolaştım da yattım. Vay maşallah. Sam'de öğlen mi diyor. Nasıl öğlen diyor. Hangi günün öğleni? Kaç gün geçti hani? Ne oldu? Gandalf söze giriyor açıklamak için. Yeni yılın 14. günündesiniz diyor. Ya da şair hesabına göre Nisan'ın 8. günü. Fakat diyor Gondor diyor artık yeni yıl gününü değiştirdi. Artık Gondor'a göre yeni yıl diyor artık Mart'ın 25'i. Sauron'un ve yüzüğün yok oldu. Sizin ateşlerden alın, krala götürdüğünüz gün kabul edilecek. O günü kendi yıllarının başlangıcı kabul ediyorlar. Vay vay vay. Gondor halkı öyle kabul edecek. Kral diyor sizi iyileştirdi. Kral tedavi etti sizi. Ve şimdi de diyor sizi bekliyor. Sizi ağırlamak için bekliyor. Onunla birlikte yiyip içeceksiniz. Hazır olduğunuzda diyor size ona ben götüreceğim. Sam krala mı diyor? Ne kralı? Kim ki o? Gondor kralı diyor Gandalf ve batı ülkelerinin hükümdarı. Üstelik bütün eski ülkesini de geri aldı diyor. Yani sadece buraları değil bütün ülkelerini geri aldı. Kısa bir süre sonra da diyor taş giymek için sürecek atını ama önce sizi bekliyor. Sizle görüşmek istiyor. Biz ne giyeceğiz diyor sen üstüne başında bakınca. Çünkü üstlerinde işte uyumaları için pijama gibi bir şey var. Yanlarında da Mordor'da giydikleri çul çaputlar var yani böyle dökülen kıyafetler. Ork kıyafetleri, ork zırhı falan. Biz diyor ne giyeceğiz peki kralın yanına giderken diyor bunları görünce. Mordor'a giderken diyor giydiğiniz giysi.
giysileri giyeceksiniz diyor Gandalf. Senin kara ülkede giymiş olduğun ork paçavraları bile korunacak Frodo. Hiçbir ipekli veya pamuklu, hiçbir zırh veya nişan bundan daha gurur verici olamazdı. Ama sonra diyor kralı gördükten sonra bu kıyafetlerle belki size yeni kıyafetler de veririm. Bilmiyorum. Frodo ile Sam'e elini uzatıyor Gandalf. Elinin içinde bir ışıltı var Gandalf'ın böyle. Diyor ki Frodo ne var elinde? Yoksa bu diyor. Gandalf da evet diyor. Sizin iki hazinenizi getirdim. Kurtarıldığınız da Sam'in üzerindeydi. Kartallarla aldığımız da diyor Sam'in üzerindeydi. Hanım Galadriel'in armağanları. Senin şişeciğin Örendil'in ışığı. Bir de Sam'e verdiği kutu. İkisini de diyor kurtardık. Bunları gördüğünüzde sevineceksinizdir diyor. Onlar da çok mutlu oluyorlar bunlar kurtulduğu için. Frodo şişeciği alıyor. Sam de kutusunu alıyor. Yıkanıp giyiniyorlar o eski kıyafetlerini. Sonra hafif bir kahvaltı gibi bir şey yapıyorlar çok fazla bir şeyler yemeden. Gandalf da onları izliyor. Kayı korusundan dışarı çıkıyorlar. Böyle al çiçeklere bezenmiş kocaman ağaçlar olan bir kırlığa geliyorlar. O ak çiçeklerin yanından devam ediyorlar. Güneş altında böyle parlayan yeşil çimenlerin olduğu bir bölgeden geçiyorlar. O çimenlerin arasında da sarı sarı çiçekler açmış falan. Çok güzel bir yerden yürüyerek yollarına devam ediyorlar. Ve bir dere akıttığını duyuyorlar. Hatta ileride bir derenin de önlerinden aktığını fark ediyorlar falan. Bir su sesi falan da geliyor. Cennet gibi bir yerdeler yani. Hakikaten çok keyifli bir yerdeler. Biraz ilerleyip bir ormana daha giriyorlar ve orada ufak bir açıklığa girince zırhlar içinde silahşörler var. Bunları görünce o silahşörler zırhlarıyla falan beraber bunların önünde başlarını eğiyorlar. Selam veriyorlar. Böyle siyah ve gümüş renkli giysileri uzun boylu muhafızlardan bir tanesi bir boru öttürüyor. Bunlara selam verdikten, saygı gösterdikten sonra ve şarkılar söylenen derenin yanındaki ağaç dizilerinin arasından ilerleyip geniş yeşil toprak bir alana geliyorlar. Gerisinde bir nehir akıyor. Büyükçe bir nehir. Bu nehir Anduin nehri aslında. Yani Anduin'e bağlanan küçük bir nehir ama Anduin çok yakında. Kıyısına da o bağlantı yerinin oradaki ufak bir liman gibi bir yer oluşturmuş bu küçük nehri. Orada da gemiler var. Yani gemi taşıyabilecek kadar büyük bir nehirin önündeler. Fakat onlar o anda durdukları çayırda güneşin altında parlayan saflar ve bölükler halinde büyük bir ordu bekliyor. Bayağı ciddi bir ordu bekliyor önlerinde. Hobbitler yaklaşınca kılıçlarını kınlarından çekiyor ordudakiler. Mızraklılar mızraklarını sallıyorlar. Boruları, borazanları olan ordudakiler boru ve borazanları çalıyorlar. Adamlar hep bir ağızdan pek çok dilde bunları saygıyla karşılıyorlar. Bağırıyorlar. İşte bir kısmı yaşasın buçukluklar, tüm övgüler onlar için diyor. Oradan Sindarince birisi Kuiyo Imperinan Anan. Adlarını Perinat. Yani uzun ömürleri olsun buçuklukların, buçukluklar şerefine diye bir ses çıkıyor. Tüm övgüler Frodo ve Samwise'a diye birisi bir şey diyor. Daru Barhael, Koninen Annun Eglario. Burada Daur Frodo demek, Barhael de Samwise demek. Yani onların adını anıyorlar. Frodo ve Sam, Batı'nın prensleri. İhtişam ve zafer. Eglario da ihtişam ve zafere öyle bağırıyorlar. Çok yaşayın diyor. Birileri toplu halde Eglero diyor gene. İhtişam ve zaferle yürüyün diyor. Oradan bir başkası Allaita te Laita te yani onları kutsayın, onları kutsayın diye bağırıyor. Ande ve Laitua Valmet. Uzun süre onları öveceğiz. Sonsuza kadar onları anacağız diye bağırıyor. Korma Kolindor. Bu Korma Kolindor çok güzel yüzük taşıyıcılar demek çünkü. Kesin de yüzüğü taşıdıkları için şey diyor işte Allaita Tariyenna. Onları sonsuza kadar kutsayın. Onları sonsuza kadar kutsayın. Çok yaşayın yüzük taşıyıcıları. Tüm övgüler size. Böyle bir tantana çıkıyor çok sesli bir şekilde. Abi orada açıklamaları var mı yoksa sen? Yok Zafer abi buyurun. Ben mi çevirdim? Ben çevirdim. Quizciler. Aynen tam diyecektim ha. Notlarımı aldım. Bakalım bu şahane parçadan hangi kısımlar quizde çıkacak? Komple soracağım hepsi. Abi yazılı gibi. Yazılı notlarla. Gibi. Abi bir dahakine kazık yapalım. Bu beşini de sorsun zaten abi. Bu ne demek diye. Şey gibi divan edebiyatında faaliyet. Vezin çözmek. Vezin çözmek. Vezin çözer gibi böyle yaparlar artık. Böyle bunlar onların yanından geçiyorlar ama utançlarından yüzleri kızarmış böyle boyunları bükülmüş falan gibi. O kadar büyük bir saygıyı falan beklemiyorlar. Garipsiyorlar da utanıyorlar da. Gürültücü ordanın ortasında da yeşillikten yapılmış 3 taht görüyorlar. Tahtların sağındakinde yeşil üzerine beyaz renkte özgürce koşan bir at filaması var. Sol taraftaki tahta ise mavi sancağın üzerinde gümüş renkli kuğu provalı bir gemi denize açılıyor. Öyle bir şey. Ortada ve en yüksek
şekilde duran tahta ise şey var. Koca bir bayrak böyle Meltem'de açılıp bir de sallanıyor, böyle çok güzel bir görüntüsü var. Parlak bir taç, 7 pırıltılı yıldız altında samur rengi bir kırlıkta çiçek açmış ak bir ağaç var. Yani o da Birleşmiş Krallığın Elendil'in sancağı zaten. Tahta böyle zırhlara bürünmüş bir adam oturuyor ama tanrı gibi duruyor. Böyle bacaklarında da kocaman bir kılıç var. Böyle dışarıda bacaklarının üstünde koyduğu bir kılıç var. Şortu süvarisi. Evet, onların şortu süvarisi olabilir. Onun yanındayım ben. Onun yanında. Arkada parmak arası terli ya, parmaklarını oynatan biridir ya. Onlar yaklaşırken ayağa kalkıyor. Ayağa kalktı mı temelli uzun falan duruyor. Böyle acayip ihtişamlı bir adam. Ama istediği kadar değişmiş olsun, yüzü istediği kadar yüce ve parlak görünsün, nurlu görünsün, İsterse bir kral insanların gri gözlü, kara saçlı hükümdarı olsun, onu tanıyorlar. Frodo krala doğru koşmaya başlıyor. Sam de onun hemen peşinden topukluyor krala doğru. Sam şey diyor, bu herkesin hükümdarı değilse ne olayım? Yol gezer yoksa hala uykuda mıyım? Krala yol gezer. Aragorn şey diyor, evet Sam, yol gezerim ben. Brienne de diyor, gözünüzün beni tutmadığı günden bir yana nice yollara geldik diyor. Neler neler yaşadık ama en karanlık yol siz ikinizin. En zorlu yolu siz geçtiniz. Sonra Sam'le Frodo hayret ediyorlar. Çünkü bunlar yanına yaklaşınca bunlara sarılmadan evvel diz kırıp önlerinde eğiliyor. Vay be, hey yavrum. Ellerinden tutuyor Frodo'yu sağa, Rohan tahtına. Sam'i de Dolamrok prensliğinin tahtının olduğu yere oturtuyor. Kendisi de ortadaki büyük tahtta oturuyor. Komutanlarına dönüyor ve bütün orduyu duyurabilecek şekilde yüksek bir sesle tüm övgüler size diyor. Muhtemelen o sırada bütün orduda tüm övgüler onlara diye karşılık veriyor. Böyle bir coşkunluk oluyor. Bütün bu neşeli haykırışlar yükselerek devam ediyor. Sonra sessizleşiyor. Gondorlu bir ozan ileri doğru çıkıyor. Ozan olduğu kılı kıyafetinden belli. Muhtemelen elinde de bir alet var, hani çalacağı alet var. Ozan diyor ki, haydi beyler, silahşörler, yılmaz yiğitlikteki erler, krallar ve prensler, Gondor'un zarif halkı, Rohan süvarileri ve sizler Elrond'un oğulları, kuzeyli Dunedain ve elfler ve cüceler ve şairin aslan yüreklileri ve batının hür halkı, dinleyin artık türkümü sizlere, 9 parmaklı Frodo ile hüküm yüzüğünün öyküsünü anlatacağım. Bu da dilek mi abi? Evet, işte, dilek çıkıyor o sırada. Sonra seçmeye başlıyor. Evet. Aman Adanalı'yı söylüyor. Aman Adanalı ya, ben Adanalı'yım. Ne derler işte. Antalya'da yöresinden yayla yolları falan. Sizde teke zortlatması olur, orada pek aynen gitmez başka. Ben yaparım teke zortlatması. Sen bunu duydun da mutluluğundan kahkahalar atmaya başlıyor. Ayağa fırlıyor, diyor ki, ah bu saltanat, bu şaşa, her dileğim gerçekleşti. Tam dediği gibi oldu ya hakikaten ya. Hakikaten harbiden öyle oldu. Ve sonra elini yüzüne kapatıyor, ağlamaya başlıyor. Artık o coşkuyu normal bir tepkiyle gösterilemiyor. Bütün ordu hem gülüyor hem onunla beraber ağlıyor. Çok acayip duygusal, neşeli bir an var burada. Gözyaşlarının arasında. Ozan'ın hakikaten çok berrak, güzel bir sesi var. Hem çalıyor hem söylüyor. Uzunca bir Frodo'yla Sam'in hikayesini anlatıyorlar falan. Ara ara batı lisanı kullanıyor, ortak lisan kullanıyor. Bazen elfçe kelimeler kullanıyor falan. Bayağı hitabeti letafetli bir abimiz Ozan da, yetenekli bir ablamız Ozan. Diyeceksin. Ablamız, pardon. Dilek Leriyel. Dilek Leriyel. Ozan Dilek Leriyel. Sonunda güneş öğle vaktini devirip gölgeler uzarken bitiriyor şarkısını. Uzunca bir, yani ikindiye kadar öğleden söylüyor yani. Tüm övgüler size diyor, diz çöküyor kralının ve hobbitlerinin yanında. Aragorn ayağa kalkıyor, bütün ordu da onunla beraber ayaklanıyor ve hazırlanmış yemeklerin falan hazırlandığı kurulmuş sofraların oraya, çadırların içine gidiyorlar. Frodo ile Sam ayrı bir yoldan bir çadıra götürüyorlar Gandalf tarafından. Onlar direkt o yemek çadırlarına gitmiyorlar. Eski giysileri çıkartılıyor o Mordor'da giydikleri, evet, kıyafetler. Ama kıyafetler de katlanarak büyük bir saygı içinde saklanıyor, yani şey yapılmıyor, hani çıkartılıp atılmıyor. Abi Şar'da bir müze yok muydu ya sanki? Şar'da var. Belek Oraya. Evi var işte. Oraya. Oraya Mitrili falan gönderecekler. Bunları? Sting'i de gönderecekler. Bu Gondor arşivine. Bu Gondor Müzesi'ne gider muhtemelen bunlar. He. Tertemiz pamuklular veriliyor kendilerine. Çok rahat, çok temiz kıyafetler. Sonra Frodo hayret içinde kalıyor Gandalf'ı gördüğü zaman. Çünkü Gandalf'ın kollarında Mordor'da ondan alınan kılıç, elf pelerini ve mitril zırhı görüyor. Yani Kritingol Kulesi'nde ondan alınan eşyaları Gandalf geri getirmiş. Sam içinde yıldızlı bir zırh, kirlerinden ve berelerinden arındırılmış, temizlenmiş elf pelerini getiriyor. Sonra ikisinin de önüne birer kılıç koyuyor. Frodo diyor ki,
ben kılıç istemiyorum artık diyor. Ben kılıç takmayacağım. Gandalf'ı en azından bu gece taşımalısın diyor. Bir Hobbit prensi olarak kılıç takmalısın. O zaman Frodo Sam'e ait olan Crit Ingol'da yanına bırakılmış bulunan küçük kılıcı alıyor. Diyor ki Sting'i diyor ben Sam'e verdim. Sting'i Sam taksın. Sam itiraz ediyor. Hayır beyim diyor. Bak diyor bu kılık kıyafetinle Sting tam bir uyum sağlıyor. Sting sende kalmaz. Sting senin kılıcın. Ben istemiyorum diyor. Gümüş zırve takım artık ayrılmaz Sting'le beraber. Bunu sen kullan. Artık Bilbo onu sana vermişti diyor. Bana vermen doğru değil. Frodo boyun eğiyor. Gandalf sanki silahdarlarıymış gibi eğiliyor. Bunların zırhlarını giydiriyor. Kılıçlarını takmalarına yardımcı oluyor falan ikisini. Onları hallettikten sonra ziyafete geçiyorlar. Gandalf, Rohan Kralı Eomer, Prens İmrahil, Aragorn'un olduğu masaya oturuyorlar. Orada Gimli ve Legolas da o masada. Bunlar yani en yüksek mevkili masada yemek yiyorlar. Bütün kralların, yöneticilerin olduğu masaya davet edilmişler. İlk başta bir saygı duruşunda duruluyor. Savaş için, savaşta kaybedilenler için. Ondan sonra şaraplar ikram ediliyor. Şaraplar ikram edilirken iki tane genç delikanlı şarap servisi yapıyor. Birisi Minas Tirith muhafızlarının gümüş ve samur renklerini giymiş. Diğeri de beyaz ve yeşil renkler Rohan'ın kıyafetlerini giymiş. Sen bu genç çocukların böylesine kudretli ellerinin arasında ne aradığını merak ediyor. Bunlar çocuk diyor. Asker gibi giyinmişler, hizmet ediyor falan. Ne arıyor? Sonra yaklaşınca şarabı sunmak için bunlara doğru açık seçik gördüğünde diyor ki baksana Bay Frodo diyor şuraya bak. Eh bu Pippin değilse ne olayım? Sonra yüksek mevkide olduğu için Pippin buna göre bu hizmetli olduğu için şey diyor Bay Peregrine Tut demeliyim tabii diyor. Hani Pippin ayıp oldu. Bu da diyor Bay Merry ne de çok büyümüşler aklımı koruyun. Ama görüyorum ki diyor bizimkinden daha çok anlatacak öyküleri var. Hani boyları çok uzamış. Acayip iri duruyorlar. Pippin da şey yapıyor elbette diyor anlatacak çok şey var ve bu şölen biter bitmez de anlatmaya başlayacağız. Bu arada Gandalf'ı sıkıştırabilirsiniz diyor. Eskisi kadar ketum değil. Daha neşeli anlatıyor. Yalnız diyor bu sefer de şöyle bir durum var. Ne zaman konuşacağı tutsa gülmeye başlıyor. Fazla neşeli. Hani ketumluğundan değil de neşesinden anlatmıyor bu sefer de. Şu anda diyor Merry ile ben diyor meşgulüz. Görüyorsunuz fark etmiş olmanız lazım. Biz şehir ile yurdun silahşörleriyiz. Sonunda mutlu gün sona erdi. Artık akşam olmuş. Güneş kavuşuyor. Anduin'in pusları üzerinden yavaş buğular falan geçmeye başlıyor. Yapraklar rüzgarla sallanmaya falan başlıyor. Ve Gandalf ile sohbet ediyorlar gecenin sonuna ilerisine doğru hep beraber. Legolas ile Gimli de bir süre sonra onların muhabbetine katılıyor masadan kalktıktan sonra. Burada Frodo ile Sam, Rauros şelalelerinin yakınında Patkalen'de yol arkadaşlarından ayrıldıktan sonra neler olduğunu öğrenmek için habire sorular soruyorlar. Gimli'yi, Legolas'ı ve Gandalf'ı dinleyip bunlarsız neler yaptıklarını dinliyorlar. Büyük bir dikkatle. Orklar, konuşan ağaçlar, fersahlarca çayırlar, dört nala giden süvariler, pırıldayan mağaralar, ak kuleler, altın salonlar, yelken açmış koca gemiler, pek çok savaş. Sonunda çıldırdığını zannedinceye kadar olaylar arka arkaya geliyor Sam'in. Artık kafası almamaya başlıyor Sam'in. Kafa gidiyor falan. Fakat bütün bu harikaların yanında en büyük hayreti de Merry ile Pippin'in boylarında. Bunlar diyor çok uzun ya, bunlar çok uzun ya falan diye. Bir türlü onu da aklından çıkartamıyor. Hatta Frodo'yu kaldırıyor. Kendisi de kalkıyor. Merry ile Pippin'le hani yan yana gelip boy ölçüyorlar. Bunlardan 8-10 santim uzun ikisi de. Sizin yaşınızda bunu anlamıyorum diyor sen. Ama diyor işte ortada diyor her şey. Olmanız gerekenden çok uzunsunuz ya da diyor ben bir cüceyim. Hani ben kısa kaldım. Gimli şey diyor bak kesinlikle o dediği şey değilsin efendi o diyor. Yani cüce değilsin. Ama diyor ben ne dedim? Ölümlüler ent içecekleri içip bunun bir maşrafa birayla aynı etkiyi yapmasını beklememeliler. Sen ent içeceği mi diyor? Hani o bilmiyor çünkü entleri de bilmiyor. İşte diyor yine başladığınız entlerden. Ama onların ne olduklarını anlamak da diyor ben çok zorluk çekiyorum. Bir türlü hayal edemiyorum. Entler nasıl canlılardı falan. Baksanıza diyor bütün bu şeyleri kafamda yerli yerine koyuncaya kadar bir iki hafta geçecek. Hani tam oturtana kadar bütün anlatılanları falan. Pippin diyor ki haftalar geçecek tabii. Sonra da Frodo'yu diyor Minas Tirith dedi bir kuleye kilitlememiz lazım ki aklından geçenleri unutmadan bizim anlattıklarımız dahil yazsın. Yoksa Bay Bilbo'dan diyor çok fena fırça yiyecek unutursa. Bunları kilitleyip odada yazdırmak lazım bütün her şeyi. Bu da İngiliz belgeciliğine bir örnek işte. Yani. Her haltı yazıyor İngilizler çünkü hakikaten. Sonunda Gandalf ayağa kalkıyor. Bayağı gece yarısına doğru gelmiş. Kralın ellerinin iyileştirici hüneri vardır arkadaşlarım. Fakat bütün gücünü kullanarak sizi ölümden geri çağırdı. Aslında ölüyorlarmış artık neredeyse Frodo'yla. Aragorn gene tedavi etmiş onları. Tatlı bir unutkanlık sağlasın diye sizi uzunca bir
bir sürede uyuttuk, dinlendirdik. Ama gene de diyor siz ölümün kıyısına çok yakındınız ve çok hızlı tükeniyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bir an evvel gidip diyor uyumuş olmanız, yeniden tazelenmeniz gerekiyor. O bakımdan bu muhabbeti daha fazla uzatmayalım. Siz de gidin dinlenin, kendi yerinize çekilin. Gimli diyor ki ve bu diyor sadece sen ve Frodo için de geçerli değil Gandalf diyor. Yani bu söylediğin nasihat. Sen de diyor Pippin sadece senin yüzünden çektiğim acılar, girdiğim tehlikelerden dolayı bile diyor seni çok seviyorum. Çok değerlisin benim için. Senin için çok fazla çaba gösterdik. Son çarpışmada seni tepede buluşumu hiç unutmayacağım Pippin. Ama eğer cüce Gimli olmasaydı o zaman da yok olacaktın diyor. Yani arada savaşta yok olduğunu düşüneceklerdi. Ben senin en son durduğun yere gittim, araştırdım. Üstünde diyor bir sürü ceset yığılmıştı. Ama diyor şunu öğrendim diyor bütün o cesetlerin arasından dışarı çıkmış hobbit ayağının ne şekilde olduğunu bildiğim için diyor senin diyor orada olduğunu anladım. Demek ki arada ayağa çıkmış yani hobbit ayağı. Seni diyor onun altından kurtardım. O kadar hareketsiz yatıyordun ki öldün diye ödüm patladı. Çok korktum, çok üzüldüm. Ama ölmediğini öğrenince diyor çok fazla neşelenmiştim. Ne olmuştu abi orada? Üstüne dev düşmüştü, altında kalıp bayılmıştı. Hatta şey diyor cüceler çok büyük bir acı, bir mateme düştüklerinde, büyük bir acı çektiklerinde sakallarını yollarak ağlıyorlar. Az daha diyor seni o ceset yığının altından çıkarttım da sakallarımı yolmaya başlayacaktım. Kalkıp ortalıkta dolanmaya başlayalı diyor daha bir gün oluyor senin de. Sen de diyor doğru yatağa, ben de yatağa gidiyorum diyor. Ben de uyuyacağım zaten, sen de dinlenmeye. Senin de o kadar hani canlılığın yok. Sen de çok sağlam değilsin. Legolas lafa giriyor. Ben de diyor bu zarif ülkenin ormanlarında yürüyeceğim biraz. Beni diyor dinlendirmeye yeter bu ormanların arasında olmak. Gelecek günlerde eğer elf hükümdarım ki babası Taranduil müsaade ederse diyor halkımızın bir kısmı buraya gelebilir. Buraya geldiğimizde de diyor bir süre için burası kutsanmış olur. Bir süre, bir ay, bir ömür insanların 100 yılı kadar bir şey buralarda takılırız diyor. Yani sizin için bir ömür, bizim elfler için yani bir 100 yıl takılırız bir ay kadar. Fakat Anduin yakında ve Anduin denize gidiyor, denize diyor. Orada deniz tutkusunu, açlığını anlatan bir şey okuyor. Denize, denize, çığlık çığlığa ak martılar. Uçuşuyor ak köpükler, esiyor rüzgar. Batıda, uzaklarda batıda, yüz yuvarlak güneş batıyor. Gri gemi, gri gemi, duyuyor musun seslenişlerini? Benden önce oraya giden halkımın sesini. Terk edeceğim ormanları, onlar da doğuran beni. Çünkü günlerimiz bitiyor, eriyor yıllarımız sona. Geçeceğim engin suları yelken açıp tek başıma. Upuzun dalgalar vuruyor son sahile. Kayıp ada çağırıyor beni tatlı seslerle. Kimsenin bulamayacağı Eressa'dan, elf yurdundan, yaprakların hiç dökülmediği halkımın ebedi diyarından. Ve böyle söyleyerek şarkısını tepeden aşağı iniyor Legolas, ormanların arasında yürümeye gidiyor. Sonra diğerleri de ayrılıyorlar. Frodo ile Sam zaten çok yorulmuşlar. Yataklarına gider gitmez uykuya dalıyorlar. Sabah da yeniden bir umutla kalkıyorlar. Daha dinlenmiş, daha coşkulu bir şekilde. İtilende de pek çok gün geçiriyorlar o bölgede. Ordu hemen toparlanıp Minas Tirith'e dönmüyor çünkü. Carmelion kırları Henet Anun'a yakın ve şelalelerinden de oluşan derenin çok yakınlarında bir yerde. Gayet su, yiyecek bilmem ne dertleri yok. Rahatlar ve ordu şeyden yıpranmış durumda. Yolculuktan ve savaştan. Hani savaş komple kafa kafaya geçmiyor. Savaşı çok kolay bir şekilde hallediyorlar belki ama gene de o savaşın gerginliği, stresi bilmem nesi ve yaralıları da var tabii. Onlar toparlansın diye belli bir süre burada konaklamış durumda kalıyor. Hemen Minas Tirith'e doğru gitmiyorlar. Hobbitler etrafta gezinerek daha neler var, ne yapılıyor bilmem ne onları araştırıyorlar ve Sam şey yapıyor. Bir şeylerin araştırdığı belli. Sonra öğreniyorlar ki Sam acaba buralarda bir yerde fül kalmış mıdır ona bakıyor. Füller var mı falan diye. Onu araştırıyor bulamıyor. Sam'e diyorlar ne arıyorsun falan hani sen bir şey araştırıyor. O da fülleri aradığını söylüyor. Ve şey diyorlar cevabende Gondor kuşatmasında diyorlar bu hayvanlardan bol miktarda vardı. Ama hemen hemen hepsi öldürüldü. Çünkü hani savaş için kullanılıyordu. O savaş sırasında büyük bir çoğunluğu öldü. Çok azı belki kaçtı bir yerlere gitti. Buralarda fül göremezsin. Sam de diyor aynı anda her yerde olunamıyor tabii. Ama görünüşe göre de çok şey kaçırmışım. Fülleri görememişim ki onlarca belki yüzlerce görebilirdim Minas Tirith'te orada olsaydı savaş bile. Bu arada ordu Minas Tirith'e dönmek için artık hazırlıklarını hızlandırıyor. Derlenmeye, toplanmaya başlıyorlar. Yorgunlar dinleniyor. Yaralılar bayağı iyileştiriliyor o sırada Aragorn'un da yardımında. Çünkü orklar, devler bilmem neler kaçmış olmasına rağmen insan askerler, Güneyliler ve Doğulular bir direnç gösterdiği için oralarda da yaralananlar falan olmuş. Onların toparlanması için de burada bir süre daha kalmışlar.
başlar. En son olarak da Mordor'un içlerine girip ülkenin kuzeyindeki kaleleri yıkan askerler geri dönmüş. Süvariler geri dönmüş. Sonunda Mayıs ayı yaklaşırken artık Nisan'da bitmiş. Batı'nın komutanları yeniden yola koyuluyorlar. Ama bu yola koyuluş şekilleri atların üstünde değil, oradaki gemilere biniyorlar. Anduin'den gemiyle güneye doğru iniyorlar. Keirandros'tan çıkıp Osgiliath'taki limanlara gidecekler. Limanlarda gemilerden inip Minas Tirith'e geçecekler. Ve Pelennor'un yeşil çayırlarına geldikleri günün ertesinde yeniden Yüce Mindolin dağı, kutsal dağın altındaki beyaz kuleleri gördüler artık. Minas Tirith'in beyaz kulelerini görüyorlar. Karanlık ve yangından geçip yeni günü görebilen Gondorlu insanların şehri, Batılıların son hatırası. Ve burada çayırların ortasında çadırlarını kurarak sabahı beklediler. O Minas Tirith'in önündeki Pelennor çayırlarının oraya otahlarını kuruyorlar. Şehrin içine girmiyorlar. Mayıs arifesinde kral güneşin doğuşuyla kapılardan içeri girecek çünkü. Tam yakışıyor kralımıza. Kralımıza layık bir final yapalım mı? Ben bir şarkı söyleyeyim. Kormalen kırlarında büyük buluşma yaşandı ya artık. Evet. Değil mi? Buluştular yani. 8'i buluştu. Filmi izleyenler için burası mesela çok güzel bölüm olması lazım. Orada yüzüğü atılıp işte kartallarla taşındıktan sonra direkt taç giyme törenine geçiyor ya. Evet, yani şeyde yani şey Gondor'da uyanıyorlar, sonra taç giyme törenine geçiyorlar. Hı-hı. Buralar yok. Buralar bundan sonraki bölümde. Bundan sonraki bölüm vekil harçla kral. Evet. Hı-hı. O diyaloglarda yok. Faramir'le Eowyn'in başlayan Manitacı ilişkisi yok. Abi orada çok hızlı geçmişlerdi buraları. Doğru. Ay sonra Eowyn'i hafif meşref gösteriyorlar. Oysa orada kader birlikteliği yapıyor Faramir'le. Neydi? Sevgi emek midir? Sevgi emektir. Kormalen kırları bölümünü de bitirdik. Abi bu kitabı biz nasıl bitirdik ya? Bilmiyorum ki. Vallahi. Bundan sonra meydanlarımıza başlayalım. Daha iddialı eserler. Ya. O zaman bölümü kapatmadan önce bölümümüzün sponsoru olan Sezi Kafe'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize stokları yenilemeleri için son çağrı. Ne kadar sürecek bu sefer? Bir hafta mı? Bir hafta geçerli. Yani yeni bölüm yayınlanınca kodun geçerliliği sona erer. Açıklamada linki zaten sayfayı bırakacağım. Alanlar biliyor. Çikolatalar mükemmel. Onları da mutlaka deneyin. Leg10 koduyla %10 indirimle kahvelerinizi ve çikolatalarınızı sezikafe.com'dan temin edebilirsiniz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Görüşmek üzere. Bu mu söyleyeceğiniz bir şey? Evet. Sizin? Görüşürüz. Benim de söyleyeceğim bir şey var. Neymiş? Yeni bölümlerde görüşmeden önce emoji bırakalım. Daha nehir olur, orman olur, ağaç, çağlayan olur varsa. Taht olur. Taht olur. Bir de tabii ki şort yelinin şeyini atsınlar. Yine mi ya? Şort yelim lazım. Aniden şort yeli gelesi geldi. Şort yeli yazsınlar. Konuyla alakası yok. Sana ne işin var senin burada derler. Şort yeli mi anlatma Zafer abi bu bölüm. Karakterler bölümünde işleyeceğiz mi serisinde abi? Tabii şort yelinin maceraları. Şort yelinin maceraları. Bir bölümde yapsak mı acaba gerçekten? Bir yazsak mı şöyle bir şeyler abi? Ne dersin? İstersen ben bir 6-7 bölüm çıkartırım şort yeli. Ayıp ediyorum. Şort yeli serisi. Evet, bundan sonra ne yapacağız diye soruyorlardı. Evet. Şort yeli serisi. Yapacağız. Şort yeli destanı. Aynen, şort yeli destanı. Bölüm bölüm anlatacağız. ben bir de arkadaştan kopuz alırım. Kopuzla beraber. Sen de arkadan geçersin. Aynen. O zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkürler Zafer abi. Rica ederim. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz. Teşekkürler sevgili Dilek. Teşekkürler Zafer abi. Kimse bana teşekkür etmiyordu. Allah razı olsun. O halde yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz.
Thank you.